Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, çek oğlum. Başka bir sofraya koyayım olmazsa. Abla teyze zikmesin içinde çiğneyelim mi şunu? O da olur. Şurada yanında var ya ayak bas. Bundan ben de biteceğim. Yemiş de diyor. Dün benim şimdi sofrada çiğneyelim işte. Hayır, ben meteyim. Zikmesin bir daha diyor. Ha, aynı öyle diyor. Böyle. Bunlar olmaz değil. Ben zikmesin. Gözde olsun orada. Teyze onu bir kaldırsaydın. Şunu mu kaldırıyor? Ben bilmiyorum ki kaldırmayı. Onu? Kaldırma söyle dolandır bacım. Dolandır orada. Evet. Yok dolandır. Dolanmaz. Ama senin hamurunu tutuyor. Şunu tutala bir. Şunu tutala. Aynı onun kardeşi bu onun. Pek fazla da özlü değil canım. Aşırı değil. Değil değil. Soğanı teyzenin burada çekelim annem. Hiç şey yapmazsa. Sasmasın. Hıncık değişiydik de. Evet. Yanına da böreklik doğradın. Kaan çıkarma oğlum. Gerek yok. Çıkarma annem. Bir şey olmaz. Cümleten selamün aleyküm bu arada. Tekrardan hoş geldiniz kanalımıza. Sadece bu kadar mı içecek? Evet. Şu tarafından çinle. Çocuğum da ikinci böyle deli bağlı. İyi. İkinci de kaldı. Benimkinin de alt vidası çıkmış herhalde. Dünyayı zorlay zorlay öldü makinem. Gang gung gang gung gang gung. Evet şöyle belki kızabilirsiniz ama biz hamuru eskiden elimizde yoğurur. Böyle de güzelce ayağımızla yastılardık. Nimet bu biz de biliyor. Hani günah değildir bence büyük ihtimal. Çünkü yani böyle olmayınca olmuyor. Biz geleneğimiz ebeveynattan belli. Annelerimiz, ninelerimiz, anneannelerimiz hep böyle hamur yoğurdular. Böyle he bunu alıştırma amaçlı dedik biz. Hamur çok güzel olur. Hiç ufra kapmaz. Böyle çinlediğimiz zaman. İnşallah tepki vermezsiniz bacılarım. Yok bizim canım. Herkes aynı böyle yapıyor. Ebeveynattan. Yine değil ki bu. Çoğu yerde bunu yapıyorlar da çok da kötü yorumlar yazanlar var buna. Hamuru hem yiyorsunuz hem he. Çiğniyorsunuz bile mi? Ama biz kötülük amaçlı çinlemiyor ki. Kendi yiyeceğimiz hamurumuz, ekmeğimiz bu bizim. Hem hoş da böreklik doğramış şöyle misler gibi. Oo, incecik. Eline koluna sağlık. Pek güzel. Son günün orada ekmeğimizi yapacak inşallah. Bunun pek gönlü yoğdu. Ben de yapalım aradan çıktım dedim. Ne bileyim yapsam mı yapmasam mı diyor. Kayra. Niye yapmıyorsa ekmeksiz olur mu? Şöyle üzümün neyi hazırlamış. Şu oraya kalınlarını koymuş. Abla. Yok bacım görmedim. Ben de görmedim. Ben de unlu kıyafetlerimi giydim. Banyoya çıkardıydım bunları giriş giydim. Yaptırma. Akşam ekmekten gelince bir yere çıkardım ya. İyi maşallah. Ben de yeni serdim hep çamaşırları. Biz de aynı hep sıra sıra banyo yaptık, imiş yaptı, ben yaptım, Kaan yaptı derken. Ama yıkanmasan dinlenemezdik. Nasıl iyi dinlenmişsin sabaha kadar. Tabi boynumun kutukları daha hala ağrıyor da. Son günün hamuru çok yordu. Yani geçen sene benimki gibi oldu. Başlattım. Annenin gibi küçücük küçücük alıyor bezini. Gördün.
ezmeriz. Tamam biraz bekle dur daha. Annem lavucunu sığma. Sen yapamıyorum. Bir bıraktı da şimdi makineyi durdur. Arkadan durduracağım. Geniye doğru, yukarı doğru kıracağım. Tamam. Onu ince bir sıyır anne, makineyi bir sıyır. Bezeliğiniz yok mu? Bezelyenlerini götürüyor musunuz oraya? Bunu siz mi sıyırsaydınız ki? Ekmeği biz kendi evimizde ekmeği yok. Sıyırabiliyor musun? Bana açlık getirdim. Songül bacım evimde ekecek. Nasıl test tek geldi var ya? Songül'ünkini ablam evimde ekiyor. Benim ekmeği de Songül'ün evimde. Keşke biz de istedik. Biz demezdik. Songül'ün evimde ekmeği. Kara kazanı bir çevir. O hamurlar bir gitsin. Şöyle bezelerimizi aldılar. Birisini ben aldım, birisine de hoşum yetişti. O kadar çok yorgunum ki inanın omuzlarım ne kalkmıyor ama mecbur. Bugün de bu ekmeği yapacak. Ağzlarına şöyle poşet yapıyor, sofra yapıyor abiş. Bezimizin hepsi bu kadar oldu. Büyük ileğinde var, şu küçük mavide de var. Şunlarda da dört ileğinde de küçükleri de var. Şu da Uğra'mız. Ufra diyor yani. Onun adı yok ya. Bu kadar oldu işte. Haydin gidiyik. Haydin gidiyoruz. Üstüne naylon. He üstüne naylon yap. Oğuzhangir burada ya. Beni Oğuzhan bırakacak oraya. Hamurlarla beraber arabayla. Bunlar da küçük motorla gelecekler aramızdan. Ben de onlarla gideyim. Yağlar nerede? Yağlar yukarıda. Yukarıda? He, şu unu da götürelim. Hangisi? Arabaya sığar mı ki un? Arabam. O senin işlemine gidecek ya. He. Niye götürüyor musun? Uğra yapacak yani. Uğrasız olur mu? Zeyno şu götürdü müymüş? Tamam başlattım. Anam. Bura nasıl güzel ya. Bizim ara basık ya ondan bura yüksek. Yapışmaz. Zaten hamur fasulye. Annen en yasak. Biraz sorun geliyor.
rüzgar esiyor ya. Kapıyı çık şöyle şey de. Annem hızlıca bas da bir kişi üç kişi hiç demen lazım değil mi? Ezeci. Dün bizim orada kaç tahta vardı? Şurada boş. Şimdi nere boş? Bura kaç tahta oluyor? Burada mı 5 oluyor? Anam da pişiriyor burada. Bizim arada dün ne koydunuz da? Bu elden getirdiğimiz Range Rover teker ne koydular? Çekme lan. Bana da döndürür mü? Pişirir. Şimdi bakarlar ya bazen böyle çektirir. Merak ederim. Kim pişiriyor? Yüzünü çevirecek. Şöyle bakalım. Lazım tahtanın tüm suyu. Un çıkma. Ama bu unu verir. Kayra. Set, set bu. Hamur set. Hayır. Bak sen oradan çekme buradan çekin. Birbirinizin içine çekin. Senin bir şeyin ben de hiç kemen kalmazlar söyledim. Hiç yumuşayı verir. Seni kemen yumuşayı verir diye. Ya ben de kendim de kalmıyor. Bakın ceylanı alın şişeyi. Seni kemizdir mi beni dinlendirir? Bu üstüne bastı mı kalmıyor şu hamur benimkinde. Seni şimdi bakın hızlı bastı. Biz bu hamurundan değil. Aynı bundan değil mi? Aynı ondur. Fiyatlar aynı aldık. Aynı un da anne, aynı unla bir kere olmaz ki. Mesela aynı. Bir hafta aran aldınız. Mesela diğerini istiyor. Ne bileyim hangisi? Ne bileyim hangisi? Ne bileyim hangisi? Ne bileyim hangisi? Onu direkt bir bakıldı. Bir dakika şimdi çıkaracağım. Onu daha, daha çok durdurma. Şöyle, şöyle, şu gelecek. Aha. O yırtıldı. Nereden getireceğiniz? Ben getiririm mi? Ben çıktım. Niye o sanıyorsun hala? Olsun sen çekmem ki. Ne? Şöyle şu kadarını ittiler. Sal elma, sal elma. Uğur anam küçük lan. Bitişkin etme, uğur atma. Biraz özlüymüş herhalde. Önce açamadım.
Beni çekme Beytullah. Beytullah ya. Beni çekme. Adam daha ismini bilmiyor ya. İnatma diyor oğlum. Bilmedi el oynarım diyor. Abi niye kendin o oğlu aldın? Sen niye bu su verimine salıyorsun? Kuşundan soracağım. Şöyle. Ha. Nasıl yıkınıyor ya? Şu son kızın orada şeyini öreceğiniz. Bir tane vardı açılmamış bir şey. Yok birleşik birleşik hep. Oklavlar kırılmış anam. Bunu yorum böyle. Ben de kırıyorum. Yeter altı orta. Sen kırmadın. Ben kapıyı açamayla şarjında hiç kalmamış bitiyor. Şarjında hiç yok. Kapanır eve varmadan herhalde. Şöyle şekerli börek yaptık. İçti mi de ana tarafı? Kat yaptı ya. Ya niye? Açılmaz kız. Yok bacım böyle yenir bu kızarmaz şeyimiz. Açılmaz bu. Katını döndür öyle. Bunun katı açılmaz. Yo yo açılmaz bacım. Ama bacı bunlar içi çiğ kalır. Şuraları i̇çi çiğ kalmaz. Bir şey olmaz. Biz bazen öyle kızarmadım açar. Açacağım bunu açar. Kız açılmaz. Ters tarafını döndür altın üstüne. Ne yalan? Sen çok kat kat yaptın bacım bunu. Bu kadar iki kat olur normal börek gibi bu. Şimdi arka tarafı da yandı ama bunu. Gönder hele. Bak. Tek ortaya getirmeseydin. Kızarır işte böyle iyi iş etti mi? Nar gibi kızaracak alt üstü. Ya ama tuzlu olmuş kız böreğiniz Ayşegül'ü mü ne? Vallahi bilemedim ne kadar tuz atılacağını. Çayımızı içelim bacım o zaman toparlarız dur bakalım. He? Tuzlu diyeyim ya. Tuzlu ben de yiyemem.
Şöyle ekmeğimizi bitirdik. Saat 8.30'da bitti ekmeğimiz. Annemle halam her zamanki gibi. Yok canım. Tandırımız da doldu, bir aldık, bu ikinci. Ne kadar büyük bu kayıp ala. Lastiklerimiz nerelerde diyor. Kızlar. Şimdi baklava gibi olur. Çıtır çıtır. Da yine yengebacım içine atıyorum. Evet. Yediğim değil de şu yani. Ha he. Evet. Ama ben de onun parçası belli o. Bunu açacak mı? Böyle pişecek mi? Yoruldun ama hapına gerek kalmaz salam, uyum. İki gündür yoruluyorum. Evet sevgili takipçilerim, biz Rabiş bacımın ekmeğini de ittik, bitirdik. Şöyle size de kendi ekmeğimizi şöyle, çok güzel oldu. Son durumunu göstereyim dedim. Bunun üstünü örteceğim ama şimdilik bir şey örtmeyeceğim. Şöyle buralarımızı delledik, topladık, temizledik. Hamur makinemizi şöyle Cansu'nun yıkamış, oraya koyduk. Ondan sonra buraları sildik, süpürdük, yerlerini filan. Tertemiz oldu parkelerimizi. Ondan sonra itelerimizi yıkadım. Ondan sonra her şeylerimizi yıkadım, yudum, kaldırdım. Şöyle ekmeğimizin son durumunu göstereyim size dedim. Bu kadar bir kayım oldu. Bu bir torba. Azıcık da böreklik yoğurduyduk işte. 50 kilo undan oldu bu. Az bir de böreklikimiz vardı. Böreğimizi yaptık. Artanını da tekrardan ekmek yaptık. Ama fazla olmadı zaten o. Söylediğim gibi bu sadece 50 kilo undan oldu. Bazı yorumlarda yazmışsınız bazı insanlarımız. Ay izleyicilerimiz. Bugün çok yorgunum. Vallahi ne ettiğimi ne yaptığımı hiç bilmiyorum. İki gündür üst üstüne ekmek yaparak bugün dinleneceğim diye kaldım. Belki bugün bizim ekmeği yaptık. Dün de Rabiş'in ekmeğini yaptık. Ay dün dedim isim. Böyle işte vallahi sevgili izleyicilerim. Ne ettiğimi ne koyduğumu biraz şu anda yorgunluktan bilemiyorum. Böyle işte şu sacımı da yukarıya nasıl asmışsın bu hale. Onunla genelde dışarıda şey yaparak, saç tava yaparak. Babası Cansu'nun yaptığı saç tavaya hiç kimseninkini değişmez. O kadar çok sever Cansu'nun yaptığını. Hani biz de yapıyor ama bizim yaptığımızı asla istemiyor. Cansu'm yaparsa yirik diyor. Cansu'm da geldim, bazıları yapıyor bazenleri. Dışarıya da bir kedi yavrusu gelmiş. Mau 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 düşüyor. Pıs 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 pıs. Habire oradan mavlayım. Yoncamız da şöyle gördüğünüz gibi bayağı kurumuş. Orta yağış geliyor diyorlar ama inşallah yağmurla yağmadan kurudur, kaldırır onu da. Dönecek duruyor şu anda. Şöyle işte. Şöyle Kaan'la da kahvaltımızı yaptık. Bugün eşim yine erkenden işe gitti. Sabahın 8'de gidiyorum. Şöyle biz de Kaan'la börek yedik. Öyle kahvaltılık ne hiçbir şey koymadım. Sadece böreğiyle çay içtik. Ondan sonra şunlarımızı makineye atacağım. Şunları yıkayım. Bu kadar. Başka da yapacağımız bir şey yok. Eşime yemek hazırlayacak. Bakalım ne yapacaksak. Bu yemek düşünme işi hani hepimizi mahvediyor biliyorum. Hani ne pişirecek diye onlara da sorduğum zaman hiç cevap vermiyorlar. Babası olsun, Kaan olsun. Diyorum ki mesela bugün akşama ne yapayım ya da öğlen yemeğine ne yapayım, ne istersiniz? Kafana göre dahil diyorlar.
Ben de öyle dediler mi hiçbir şey bulamıyorum yapacak edecek. Hani deseler ki bize makarna pişir, pilav pişir, çorba pişir, işte salata yap ya da nohut pişir, fasulye pişir. Ben hemen yapacağım ama bunlardan da öyle bir şey gelmediği zaman ben de dolanıp kalıyorum. Ondan sonra mutfağa girdiğim zaman da vallahi iki çeşit, üç çeşit çiğ çıkarmaya çalışıyor. Ondan sonra da şunu da yapayım, şunu da yapayım derken bayağı bir şeyler yapılıyor. O yüzden de bugün de bilmiyorum daha hala ne pişireceğimi düşünmedim. Yeşil fasulye diye gibi geliyor aklımdan. Bakım Allah nasip ederse inşallah yeşil fasulye yaparım. Bu da böylece geçer gider.